Biz gerçi HDP'ye de verdiğimiz zaman zaten 2-3 ay sonra tekrar kayyumlar atanmaya başlıyor. Ama yine vereceksin. Yani yine vereceğim. İstedikleri kadar kayyum atasınlar, ben yine vereceğim. Çünkü benim, yani bakmayın biz şey veriyoruz ama bizim yüreğimiz şeydir yani, ha, bizim yüreğimiz oraya kayıyor. Biz onları çok seviyoruz. Yani onların da bize gerçekten değer verdiğini hissediyoruz. Ama bunlar öyle mi? Değil. Bunlar sana tepeden bakarlar. Bunlar seni sevmezler. Yani bizler gerçekten yani kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Özellikle de bizim bu halkımız. Özellikle hani o telefonlarınızı çıkarın diyen dayılar var ya. Onları, o goygoyları meydandan silmek gerek. Zaten ağzında diş kalmamış adamın. Bana gelmiş diyor ki telefonumu çıkar. Telefonum 5 milyarlık telefon olsun. Sana ne? Bir sen de cebindeki parayı çıkarsana bakalım. Cebindeki parayı çıkar. Sen eve gidince iki tane ekmek alayım mı almayayım mı diye düşüncesinden gidiyorsun eve. Ama meydanda da artistlik yapıyorsun. Telefonunu çıkar diyorsun. Yok ya. Böyle mi? Yani ben, biz o şeyi silmediğimiz sürece, gerçekten o zihniyeti silmediğimiz sürece biz aynı bu şekilde devam edeceğiz. Biz buradan oraya kadar adım atamaz hale gelmişiz. Gerçekten. Mesela ben eve gittiğim zaman, işten çıkınca eve gittiğim zaman sigara alsam yarın benim yol param çıkar mı? Çıkmaz mı? Alayım mı? Eve ekmek alıp götüreyim mi? Eve bir şey lazım olayım mı? Yani arayayım mı onu? Evi arayayım mı? Gerçekten ben bazen eve gittiğim zaman evi aramaya korkuyorum. Cebimizde para yok ya. Biz hepimiz genç insanlar değil miyiz? Bizim gezmeye hakkımız yok mu? Gidin Avrupa'daki insanlara bakın bakalım. Gençlerin hepsi 20-25 tane ülke gezmiş halde. Biz buradan sanat sokağına geçemiyoruz ya. Buradan iskeleye gidip gezemiyoruz ya. Yani bizim öyle bir şeyimiz, lüksümüz kalmamış. Anladın mı? Ha, bunu derdini, o goygoyları anlattığın zaman da bizim zamanımızda tüp vardı. Kuyruklara giriyorduk. Oğlum ne kuyruğu lan? Ne, hangi kuyruk? Sen daha ne için kuyruğu aldığını bilmiyorsun sen. Gelmiş bana kuyruk vardı, bilmem ne vardı. Sene 2020, sene 2001'de çeyrek altın 22 liraydı. Şimdi kaç lira? 860 lira para değil mi? 22 lira nerede, 860 lira para nerede? Geçen de açıklama yapıyor ki, diyor ki öğrenciler, biz KYK öğrencilere 60 liradan falan bahsediyordu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 450 lira para çıkmıştı. O zaman çeyrek altın 22 liradır, şimdi 860 lira para olmuş. Hangi insan, ya ikinci el otomobilin fiyatı tofaş ya, teneke. Tenekenin fiyatı olmuş 45 bin lira para. Ya bu Allah'tan reva mıdır? Bunların hepsinin tek bir sorumlusu var, onlar da onlar. Biz onları sistemden silmediğimiz sürece bizim halimiz aynen bu şekilde devam edecek. Yani gerçekten bizler, bak şu dayıya bak ya. Dayı, sen evine gidince rahat ekmek alabiliyor musun? Alamıyorum. Ya sen geçim sıkıntısı yaşamıyor musun? Sıkıntı yaşıyor. Herkese sor, herkes de yaşıyor. Ama bu yalaka, yani hepinizden de özür dileyerek söylüyorum da, bu yalaka yavşaklar ortadan silinmediği sürece hepimiz aynen bu şekilde devam edecek. Önce bu yalaka yavşaklar meydanda silinecek. Anladınız mı? Çünkü mesela gidiyorsun oraya, yağ, biz yağ kalıyorduk, yağ kuyruğu vardı, bilmem ne vardı, şimdi yakın. Bak, benle bu arkadaş gittik, bir bisküvi alacağız, teneke yağa baktık, 250 lira para. Allah'tan reva mıdır ya? Allah'tan reva mı? Üretim olacak. Bir ülke zaten kurtulacak şey üretimdir, üretim yapacağız. Çiftçilerimiz var ya, sen bu topraklara bastonunu vurduğun zaman su çıkar, su. Ama bunlar bu toprakları hepsini kuruttular, hepsini peşkeş çektiler mesela. Hepsini sattılar bunlar. Bir şey bırakmadılar ki millete. Çiftçi ya. Ülkenin çiftçisi, işçi emekçisi var ya. Artık öyle bir hale gelmiş ki nefes alamıyor, nefes. Hepsi borç batağında. Zenginler kral oldu. Fakirler yoksullaştı. Ülkede fakir kalmadı. Hepsi şu an yoksuldu. Gerçekten bakın. Bakın bu Ziraat Bankası. Görüyorsunuz karşıdaki Ziraat Bankası. Yıldırım Demirören'e trilyonlarca para vermiş Milli Piyango için. Nerede o paraları, niye geri almıyor? Bizden mi alacak? Her zaman bizden mi alacak? Cengiz Bey'di herhalde. Cengiz millet diyordu. Gerçekten. Milletin hani nerede abi? Koydunuz zaten. Daha ne bıraktınız bize? Halktan alacağız bilmem ne vergisi, o vergisi, şu vergisi. Karşıdaki teneke arabanın fiyatı 45 lira para. Yani biz bunları gerçekten hak etmiyoruz ya. Hep bizden mi çıkacak bunlar?
Yani artık var ya, gerçekten çok sıkıntılı bir durumdayız ya. Bizim bu sistemi artık kökünden sökmemiz lazım. O ya adamım. Vallahi biz çok, yani gerçekten akşam eve gittiğin zaman düşünüyorsun, acaba ben ileride bunu yapabilecek miyim? Bu kadar ben çalışıyorum. Bakın burada da Kurubaş Tekstilinde çalışan arkadaşlarımız da var. Hepsi asgari, çoğu kişi şey SSK ama asgari ücretten aşağı çalıştırılıyor. Bunu hangi denetim kurumu gelip bir şey yapıyor? Kurum yok mu bunları bir denetlesin? Çünkü biz bazı garibanlar yüzünden, gerçekten açlık sefaletlik içerisinde geçen garibanlar yüzünden biz de yanıyoruz, anladın mı? Ben salak değilim, sigortalı çalışıp da asgari ücretten aşağı çalışayım. O çalışıyor, onu da alıyor, bunu da alıyor. Mecbur ben de çalışacağım çünkü bana iş kalmayacak bu sefer. Doldurmuşsunuz buralara Afganlı, Suriyeli, o bu günde 60 lira çalıştırıyor. Adamı zaten umrunda değil, oradan kaçmış gelmiş buraya 50 lira için. Onun umrunda değil, o çalışır. Ama ben çalışamam. Ben ülkemde, kendi ülkemde yaşadığım bu topraklarda mülteci gibi yaşamaya hakkım yok. Ben seni oraya getirmişim, anladın mı? Sen benim oyumla oraya gelmişsin. Yani sen bana o şekilde oradan bakamazsın, anladın mı? Beni aşağılayamazsın. Yani bir önce bu sistemi dediğim gibi bir kökünden çekip koparalım bunları. Bir de o dişleri olmayan goygoyları yok mu o dayılar? O telefonunu çıkaran dayılar. Bir onları da bir meydandan silelim. Ondan sonra kafamız rahat, o zaman yatacağız. Biz bunları bu meydandan silmediğimiz sürece rahat, bize uyku yok. Biz aynen bu şekilde devam edeceğiz. Bize diyor ki ya biz bir şeyimize bakalım, yolumuza bakalım. Bizim umurumuzda değil onun bunun olması. Biz ekmeğimize bakalım. Öyle değil. Zaten sana ekmek bırakmadılar ki. Sana ekmek mi bıraktılar? Teşekkür ederiz hocam. Rica ediyorum. Abi o içim o kadar dolu ki gerçekten bazı şeyleri anlatamıyordum. Kusura bakmayın, hepinize kendinize davranın. Her bir cireye havar. Erdoğan'a oy verelim.